Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda size robotumuz için tank robot ya da araç robot fark etmez. Zemini nasıl oluşturacağımızla ilgili bir örnek göstereceğim. Örneğin bu robotta kullanılan zemin ile bu robotta kullanılan zemin ortak aynı zemindir. Sadece birisi tank robottur, birisi araç robottur. Yani bağlanılan yürüme aksamı farklıdır. Bu zemini nasıl oluşturacağımıza dair size hemen örnek yapmak istiyorum. Tabii ki bu bir örnektir. Siz kendi tasarımlarınızı yapabilirsiniz. Hemen mavi üçlü parçamı alıyorum. Hemen ilk video motoruma bağlıyorum. Daha sonra bu motora şu görmüş olduğunuz parçayı yerleştiriyorum. Parçayı yerleştirdikten sonra 4 birimlik olan bu parçayı alıyorum. Hemen şöyle 4 birim olup olmadığını da kontrol edelim. Evet, 4 birim. Bunu bağlantı parçasıyla birleştiriyorum. Ve ekliyorum. Şu şekilde bağlıyorum. Daha sonra L şeklinde olan gri parçayı monte ediyorum. Bu parçayı monte ettikten sonra, tabi yanlış yere monte ettim ben. Hemen onu düzeltelim. Buraya siyah eklemleri malzemedir hemen. Şöyle onu bağlayalım bir ve şu parçayı bağlayalım iki ve bir tane daha üçlü parça bağlıyorum. Üç. Gördüğünüz gibi yapıyı oluşturdum. Şimdi L'yi bağlıyorum. Şöyle bağladım. L parçasını da yerleştirmiş oldum. Gördüğünüz gibi ve şu uç kısma da mavi aparatımı gene yerleştirdim. Şu anda bu yapıyı oluşturdum. Hemen şuraya da şöyle uçlarımı takıp bir tane üçlü bloğumu yerleştirdim. Daha sonra sensör ya da bloklarımızı bağlamak için, yani yardımcı olarak kullanacağım şu parçayı yerleştiriyorum. Bu parçayı takmak zorunda değilsiniz. İhtiyacınıza göre daha sonra da ekleyebilirsiniz. Ben şimdi örnek olması amacıyla ekliyorum. Gene bir blok taktım ucuna, daha sağlam olması açısından parçayı yerleştirdim. Bu tarz yapacağınız tasarımlarda tek bir parça yerine iki parça takabiliyorsanız bunun daha sağlam olacağını unutmayın. Bu parçanın ucuna da şöyle bir tarafı kapalı olan bloğu yerleştiriyorum. Yani bunun bu taraftan çıkması mümkün değil. Onu monte etmiş bulundum. Daha sonra şu görmüş olduğunuz parçayı alıyorum. Bu parçaya siyah bloklarımdan, siyah eklemlerimden şöyle birer tane takayım. Daha sonra şuraya da bakın bu pozisyonda mavi bir tarafı yuvarlak, bir tarafı artı işareti olan parçalarımı yerleştirdim. Ve malzeme seçiminden şimdi hemen çıkartıyorum. İki parça daha ekleyeceğim oraya. Ekleyeceğim parça da şu. Bir tarafı artı şeklinde, bir tarafı yuvarlak. Bakın görmüş olduğunuz parça. Bu parçaları yerleştiriyorum. Gördüğünüz düzende yerleştirdim gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunu hemen robotumun önüne bakın monte ettim. Nereye monte ettim? L parçasının diğer tarafında bulunan bağlantı tuşlarına monte ettim arkadaşlar. Ve diğer cihaza bağlayacağım bunu. Şuraya bir tane 3 ölçüde, üçlü yani bir gri parçayı da yerleştirmiş oldum. Daha sonra diğer motora geçiyorum. Bu motor şimdilik böyle dursun. Bu motora da benzer şekilde, tabi ben montajı yaparken motoru tuttuğum şekli siz de göz önünde bulundurun. Ters taraflı başlarsanız tasarımınız boşa gidebilir. Gene bir mavi parça taktım. Daha sonra bu eklem parçasını aldım. Bu eklem parçasına hemen hızlıca malzemeleri yerleştiriyorum. Bir üçlü, bir üçlü daha. Daha sonra bir siyah parça. Şu ön kısmına da yine bir eklem parçasını yerleştirdim.
ve robotuma montajımı yaptım. Daha sonra yine diğer motora yaptığımız gibi 4 birimlik siyah parçayla bu kırmızı parçayı birleştiriyorum ve bu parçayı da şöyle hemen yerine oturtuyorum. Gördüğünüz gibi parça yerine oturdu. Hemen şuradan bir tane L ayağı alıp bu L ayağını da yerleştiriyorum. Hemen yine bunların uçlarına şöyle iki tane tekli koyup şuradan bu siyah parçayı ekleyeyim. Bu siyah parçayı da ben ekstradan ekliyorum. İhtiyacıma göre kullanmak üzere. İsterseniz siz onları eklemeyebilirsiniz. Eklemek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Daha sonra yine robotun diğer ucuna yaptığı şu ayak işlemini tekrarlıyorum. Ayağımın ucuna mavi eklemi takıyorum. Ve yerine oturtacağım. Ve bu parçaların uç kısımları tırnaklı olduğu için her zaman kolay takamayabilirsiniz. Birazcık bu noktada sabırlı olacaksınız arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi ben de bazen zorluyor, bazen rahat oturuyor yerine parça. Onu taktıktan sonra yine bir tarafı sonlu yani çıkışı olmayan parçayı aldım ve taktım. Çünkü parçaları takmaktaki amacım buraya sensör, ışık sensörü, dokunma sensörü gibi sensörleri tek bir hamlede kolayca takabiliriz. O işimize yarayacaktır. Şimdi bu yerleşimi de yaptıktan sonra iki robot parçasını bir araya getiriyorum. Gördüğünüz gibi bakın hemen zaten yerleri belli. Evet gördüğünüz gibi iki motoru birbirine monte ettik. Bu şekilde. Tabii motorlarım henüz daha sağlam değil. Bakın arka kısımda esneme oluyor. Ya da bu kolay bir şekilde ayrılabilir birbirinden. Bunu sabitlememiz gerekiyor. Sabitlemek için de motoru ters çeviriyoruz. Şurada görmüş olduğunuz şu parçayı hemen şu alana bakın yerleştiriyoruz. Ve şu parçaları kullanarak bir tarafı artı diğer tarafları düz olan parçaları kullanarak bunları birbirine sabitliyoruz. Aynı şekilde diğer nokta tarafı da sabitliyoruz. Bu sabitleme işlemiyle aslında bize aynı zamanda bu tarafa monte edebileceğimiz bir parçalar olduğunu görüyoruz. Yani buraya herhangi bir yapı, robot, ayak bir şey birleştirip bir robot yapısı oluşturmaya devam edebiliriz. Bakın şu anda sağlam bir yapı oldu. Esnemesi çok az ve gayet güzel. Şimdi devam edecek olursak robotumuzun arka kısmında şurada bir yapı oluşturacağız. Bu yapıyı oluşturmak için hemen ben malzemelerimi şöyle ortaya koyayım siz de görün. 2 adet bundan. 2 adet kırmızı uç. Ve 2 adet de hemen çıkartıyorum. Bir bu. Evet, diğer parçayı çıkartamadım. Hemen daha iyi bir şekilde. Diğeri de bu. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu da ne yapacağız? Hemen ona bir bakalım. Bunu alalım. Bunu şu gördüğünüz şekilde tutuyorum. Hemen bir tane üçlü blok. Bir tane de üç birimlik bu parçayı kullanıyorum. Ve şu hale getiriyorum. Daha sonra bunun diğer boşluklarına bunu monte ediyorum. Gördüğünüz gibi. Daha sonra aynı işlemi diğer tarafa da yapacağım. Burada şimdi şöyle bir durum söz konusu. Eğer
ben bir araç tank yapacaksam ve bu araç tank yaparken 2 adet parça kullanacaksam bu parçayı bu noktada kullanmam gerekiyor. Yani bunu buraya monte edip bakın şu tasarımı devam ettiriyorum. Sırayla bunu yapmam lazım. Bu ne olmuş olacak? Ben bunu robotuma taktığım takdirde burada bir arka tekerlek vazifesi görecek ve hareket sağlayacak. Yok ben araç yapacağım ama 4 tekerlekli bir araç yapacağım ya da tank yapacağım diyorsanız eğer o zaman bu noktada araya farklı bir parça monte ederek sizin yapacağınız diğer tasarımlarda size kolaylık sağlamasını sağlayabilirsiniz. Hemen örnek bir parça göstereyim. Örneğin şu parçayı şöyle aldığımız takdirde tasarımı ben tamamlıyorum. Tamamlayınca daha iyi göreceksiniz. Daha sonra şu parçaları alıp bu parçaların iki ucuna gördüğünüz gibi bir ucuna da bu parçayı takıyorum. Bunları da şuraya şöyle monte ediyorum bakın. Parçayı daha yakından görmek isterseniz iki tarafı artı şeklinde bir tarafı düz uç. Tamam, burada aynı işlemi tekrarlayayım. Tekrarladım. Hemen şunu da taktım ve yerine monte ettim. Gördüğünüz gibi daha sağlam bir tutuş yapmak için aslında oradaki parça sayısını 3'e çıkarmış oldum. Şimdi bunu robotuma nasıl monte edeceğim? Bunu robotuma şöyle monte ediyorum. Bakın gördüğünüz gibi hem daha sonradan eklemiş olduğumuz şu parçayı hem motorlarımıza bunun parçası monte etmiş oluyoruz. Daha sağlam bir yapı elde etmiş oluyoruz. Ayrıca bakın buradaki bulunan bağlantı uçları da kullanılarak ekstradan bağlayacağımız sensör, parça ya da motorlar için kolaylık sağlamış oluyoruz. Daha sonra EV3 cihazımızı monte edebilmek için, yani şu şekilde bağlayabilmek için, bakın buraya iki uç bağladık ama karşılığında bir uç bulunmamakta, bu uçları oluşturalım. Bu uçları oluşturmak için de şu görmüş olduğumuz, bakın yan taraftan birer giriş var ve diğer taraflardan girişten bulunan parçaları kullanacağım. İlk olarak hemen bunları nasıl kullanacağımı da görelim. Motorumun arka kısmına şuraya gördüğünüz gibi siyah bağlantı parçalarımı kullanıyorum. İkişer tane içten dışa doğru yani en içteki noktaya en dıştaki noktaya bağlıyorum. Daha sonra orta noktalara bu parçalarımı monte ediyorum. O diğer uçlara da beşli olan yapı bloğu kullanacağım. Hemen beşli yapı bloğundan bir tane çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi beşli yapı bloğu. Bu bloğu da buraya yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi bir şekil meydana geldi. Hemen bunları da şöyle uçlarımızı takalım. Bu uçları taktıktan sonraki aşamada da EV3'ümüzü monte ediyoruz. EV3'ü zaten gireceği ayaklar hazır olduğu için bakın gördüğünüz gibi bir robotlu motorların oluşturduğu bir ayağı hazırlamış olduk. Bunun devamında istiyorsanız eğer tekerlekli bir yapı kullanırsınız, istiyorsanız eğer motorlu, tanklı bir yapı kullanırsınız, özgürsünüz. Buradaki püf nokta nedir? Buraya kullanacağınız alana sığabilecek bir bağlantı parçası kullanarak tasarımınızı devam ettirmektedir. Örneğin şu parçayı kullanarak şöyle bir örnek yapıyoruz, hazırlayalım. Bakın parçanın diğer ucunu çıkardım. Ölçüsünü göz kararı yaptım. Yani standart bir ölçü yapmadım. Siz de kullanacağınız malzemeye bağlı olarak yapabilirsiniz. Bakın arka sıradan sırayı da sabitledim. Amacım neyse, tekerlekse tekerlek, örneğin gördüğünüz boyutta bir tekerlek. Bu tekerleği buraya yerleştirebilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.